Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Fethullahçı terör örgütünün Türk savunma sanayisinin en önemli ürünlerinden biri olan Bayraktar SİHA'lara düşmanlığından bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Bayraktar SİHA'lar tekrardan dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Özellikle muharebe alanındaki başarısı ve bundan önceki operasyonlarda da yani Libya, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarılı operasyonlarda da zaten etkinliğini kanıtlamış bir üründü. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde de Bayraktar SİHA'lar Ukrayna'nın en büyük vurucu güçlerinden bir tanesi oldu ve bütün dünya kamuoyu Bayraktar SİHA'ların başarısını tekrardan konuştu. Öyle ki Türkiye düşmanı ABD'li senatörler bile bu başarıyı kabul etmek zorunda kaldılar. Peki size Bayraktar SİHA'ların 2016 yılında değil de 2012 yılında Türkiye'nin envanterine girebileceğini söylesem buna nasıl bir tepki verirdiniz? Eminim pek çoğunuz buna sinirleneceksiniz ve bunun sebebini merak edeceksiniz. Ben size sebebini söyleyeyim. Bayraktar SİHA'ların Türk ordusunun envanterine girme süresinin 4 yıl uzamasının tek bir nedeni var: Fethullahçı terör örgütü mensupları. Bunu Bayraktar SİHA'ların geliştiricisi ve Baykar Makine'nin teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Bayraktar sosyal medyada yaptığı paylaşımla Baykar SİHA'ların test uçuşları yapıldığı dönemde FETÖ'cü hainlerin bu meseleye engel olduğunu, projenin gelişmemesi için çabaladıklarını, hatta test uçuşlarından bir tanesinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya çalıştıklarını anlattı. Yani Türkiye'nin üniformasını giymiş, Türk milletinden maaş alan, beynini Fethullahçı terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'e emanet etmiş FETÖ'cü hainler yüzünden 4 yıl geç ulaştık. Fethullahçı terör örgütünün Bayraktar SİHA'lara düşmanlığı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve darbe girişiminden sonra da devam etti. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayalım. O gece Ankara'da ilk vurulan yer Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yanındaki Havacılık Dairesi Başkanlığı'ydı. O başkanlıkta SİHA operatörleri de dahil olmak üzere pek çok şehit verdik ve şehitlerimizin arasında Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, bunlar SİHA operatörüydüler ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yanında bulunan Havacılık Daire Başkanlığı'nda şehit oldular. Fethullahçı terör örgütü mensupları 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtıklarında Türkiye'nin savunma sanayisiyle ve tabii ki Bayraktar SİHA'larla da uğraşmaya devam ettiler. Özellikle FETÖ'nün tetikçileri Abdullah Bozkurt ve Cevheri Güven sosyal medya hesaplarından ve kurdukları sözde haber sitelerinden Bayraktar SİHA'lara çamur atmaya başladılar ve projenin engellenmesi için çalışmalar yürüttüler. FETÖ'cü hain Abdullah Bozkurt ne yaptı? Bunu kısaca anlatalım. Abdullah Bozkurt sözde haber sitesinde 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Bayraktar SİHA'lara yönelik bazı olumsuz raporların verildiğini iddia etti ve bu tarih Bayraktar SİHA'ların envantere yeni girdiği tarih. Yani henüz yeni kullanılmaya başlamış ve bazı teknik aksaklıklar var ve bu teknik aksaklıklar çok kolay bir şekilde çözülebilecek aksaklıklar. Fakat Abdullah Bozkurt'un sitesine göre Bayraktar SİHA'lar Türk ordusunun terörle mücadele operasyonlarını engelliyor. Gülmeyin, aynen bu şekilde haber girdi. FETÖ'cü haini Abdullah Bozkurt Bayraktar SİHA'ların Türk ordusunun terörle mücadelesine engel teşkil ettiğini iddia etti. Sanki Türkiye'nin terörle mücadelesini çok dertlenmişler gibi, sanki bunu istiyorlarmış gibi, bir de utanmadan Bayraktar SİHA'lardaki birkaç ufak teknik aksaklığın Türkiye'nin terörle mücadelesine sekte vurduğunu iddia ettiler. Abdullah Bozkurt'un bu yalanlarına en büyük cevabı terörle mücadelede PKK terör örgütünün elebaşlarını tek tek imha ederek gene Bayraktar SİHA verdi. Bayraktar SİHA'lara yönelik kara propagandaya devam eden bir başka FETÖ tetikçisi de FETÖ'nün YouTube ünlülerinden Cevheri Güven oldu. Cevheri Güven YouTube'da yaptığı yayınlarda kimi zaman Bayraktar SİHA'ların dünyanın artık terk ettiği eski bir teknolojiyi kullandığını, kimi zaman da söylendiği kadar yerli ve milli bir proje olmadığını iddia etti. Bütün bu iddiaların nasıl havada kaldığı, Bayraktar SİHA'nın yerleşme oranı ve dünya kamuoyunda yarattığı etki aslında cevap verdi. Ancak Cevheri Güven'in bu iddialarına
Cevheri Güven tarafından güdülen ve kendisine muhalif diyen Türkiye'deki bazı kesimler balıklama atladılar ve sürekli Bayraktar SİHA'ların aslında markette bile satın alınabilecek bir teknoloji olduğunu, marketlerde satılan dronlardan bir farkı olmadığını, hatta son günlerde bizzat kanalı FETÖ tarafından finanse edildiği eski patronu tarafından iddia edilen Merdan Yanar da Bayraktar SİHA'ların oyuncak olduğunu bile iddia etti. Küçük Bayraktar, Sayın AKP Genel Başkanı'nın damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten, bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi falan değil, böyle ileri teknoloji falan deniyor ama. Bütün bunların suflesini aslında YouTube'da FETÖ tetikçileri verdi ve Türkiye'de kendisine muhalif diyen bazı isimler de buna balıklama atladı. Bayraktar SİHA'ların FETÖ'cü hainler tarafından engellenme çalışmaları bununla sınırlı kalmadı. FETÖ'cü hainler Amerikan Kongresi'nde besledikleri senatörler aracılığıyla Bayraktar SİHA'lara bütün dünyada ambargo konulması için çalışmalar yürüttü. Ne zaman? Bayraktar SİHA'ların da katıldığı operasyonla işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması sonrası. Bildiğiniz üzere Azerbaycan, Ermenistan tarafından yıllarca işgal edilen topraklarını kurtarmak için büyük bir askeri operasyona imza attı ve bu operasyonda Bayraktar SİHA'lar büyük rol oynadı. Hatta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamasıyla Ermenistan ordusunun 1 milyar dolarlık askeri tesisatını Bayraktar SİHA'lar tek başına imha etti. Are they making the difference in this conflict? Of course, they are very modern, sophisticated weapons. And I can tell you, only by the drones which we acquired from Turkey, we destroyed Armenian military equipment worth $1 billion. Bütün bu başarılardan sonra FETÖ'cü hainler Amerikan Kongresi'nde destekledikleri senatörler aracılığıyla Bayraktar SİHA'lara ambargo uygulanmasını istediler. Bir diğer hamle ise eski CHP milletvekili ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir'in de içinde bulunduğu Türkiye Demokrasi Projesi isimli oluşumun Azerbaycan operasyonu devam ederken Ermeni lobileri ve PKK lobileriyle birlikte sosyal medya ve Amerikan kamuoyu nezdinde Bayraktar SİHA'lara yönelik yürüttüğü kara propagandaydı. Ne dedi FETÖ'cü hainlerin de içinde bulunduğu o oluşum? Bayraktar SİHA'lar sivil, masum, silahsız Ermenileri öldürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri bu katliamı durdurmak için devreye girmeli. Oysa Bayraktar SİHA'ların operasyonları bütün netliğiyle ortadaydı ve sivillere yönelik herhangi bir saldırıya girişmemişti. Bu iddiaları da Türkiye'de, Türkiye'nin kullandığı Bayraktar SİHA'ların sivilleri öldürdüğü iddialarını da Türkiye'de ana muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin sıklıkla dile getirdiğini de hatırlatalım. Fethullahçı terör örgütünün Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan Bayraktar SİHA'ları engellemek için nasıl uğraştığını, yurt içinde ve yurt dışında nasıl çabaladığını anlattığımız videomuz burada sona erdi. Fethullahçı terör örgütünün ihanetlerini, Türkiye'ye yönelik kumpaslarını, örgüt yöneticilerini ve örgütün karıştığı suçları anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.